Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyeden hasıl olan iştirak, amali, uhreye, sırrı mazar eylesin. Hissemizi de ziyade eylesin. Şimdi malum çok merak ediliyor, çok da ısrar edildi bugünün anlamına, bu geniş daire siyaset meselesi. Salih Nur ne diyor tabii, her kafadan ses çıkıyor, herkes bir yorum yapıyor. Bu Risale'nin aslın cevabı ise içerisinde bu mevzular da vardır. Böyle kısaca ana başlıkları şey yapacağım, belirteceğim. İçini külliyattan dolduracağım. Şualar 268'de bazı yerleri okuyacağım, bazı yerleri sayfa söyleyeceğim. Buna benziyor veya bir mana nakledeceğim. Siz onu merak eden varsa o sayfaya bakar, külliyattan bakar. Şualarda her bir ayetin mutadid manası vardır diyor. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Tamam. Her bir ayetin mutadid manası var. Her bir manada küllidir. Yani mesela Meyrem'i söylediği zaman ona as değil. Talut Calut meselesini bahsettiği zaman ona has değil. O bir semboldür, öne çıkandır. Olmuş. Onun gibi olacak hadiseler kanun bir silsiledir. Bütün efrat onunla bağlıdır. O nedir o? 28 tane, 29 tane peygamberlerin kısaları var. Risale-i Nur'da da aynı kanun caridir diye göstereceğim. Bir, o peygamber kısaları şablondur, sistemdir, formüldür. İçerisindekilerin isimleri devamlı değişir. Değişkendir. Ama sembol, sistem, formül sabittir. Mesela örnek vereyim. Eğer Talut Calut meselesi Kur'an'da malum, hadislerde de geçiyor. Geçmiş asırda ait olsaydı, bize örnek tutmasaydı, ben başkasının hayatını niye okuyayım? Hadiseleri o şablonun içerisine koyup çözecek. Bu bir. Şimdi bu geniş siyasi dairesi var ya böyle. Bunlarda ne oluyor? Bir, maddeleri okuyayım. Birincisi bu kanun, Kur'an'da söyledim. Risale-i Nur'da da böyle bir kanun var. İçerisi doldurulacak. İkinci madde, işte zamanımız müsaade ederse okuyacağım. Halkın İslam birliğini özümsemesi, benimsemesi, farkındalığının artması olacak. Alem İslam'da, Türkiye'de değil. Yani bir olalım. Sen ben değil, birisi olsun da bir olalım. Bunun çekirdeğinin filizlenmesi. Çekirdek vardı zaten. Bu son olan Suriye hadisesi mukaddemedir. Bu mukaddemedir. Meleme-i Kübra'nın bir parçası bu. Bunu okuyacağız. İlk önce sayfaları söyleyeyim. İkinci madde buydu. Mektubat 473'te 52. madde Emirdağ 1266. Bu birkaç tane seçtim. Üçüncü okuyacağım madde. Bu olan hadiseler 441'de mektubatta feveran olacağını söylüyor. Hadisat azime vücuda gelecek. Ondan sonra alem İslam feveran edecek. Ne oluyor ya? Bu alem İslam'ın içerisindeki bu heyecan hadiseleri acayip bir hal alacak. İçlerinde daha çare yok. Tamam biz bittik denildiği zaman
O alem İslam'ın içerisinden bir kişi, bir devlet çıkacak, hamiyet-i aliye feveran edecek, fakat birisi çıkacak, bu dizginini, dümenini tutacak. Tamam. Bu zatın bir devlet olacak bu. Başındaki zat da Mehdi olacak. Hamiyet-i aliye aktif, hadisat-ı azime vücuda geliyor diyor Üstad. Mektubat 441. Peki, bunun maddeyi okuyayım. Dördüncü madde, İslam birliği olacak. NATO, Varşova Paktı gibi, hani birlik ya, onun gibi bu birlik olacak, İslam devletleri bir olacak. Bu birliğin adı Cemahir-i Muttefika İslami olacak. Çok yerde geçiyor bu. O birliğin adı Cemahir-i Muttefika-i İslamiye. İslam birliği olacak. Beşinci size okuyacağım madde. Mehdi'nin gelmesi. Sike-i Tasdik-i Gaybe 8 ve 172. 108. sayfa Kastamonu'nda 2-3 tane size misal için söylüyorum. Peki, hep bunlara olurken Alemi Küfür Zındıka Komitesi, ki Zendaka diyor, Rusya, Amerika veya Avrupa diğer komiteler duracak mı? Onlar üstad ikiye ayırıyor. Amerika'yı da Avrupa'yı da ikiye ayırıyor. Bir gözüken var, bir de alt. Derin devlet dedikleri. Yani Avrupa ikidir diyor lemalarda, hatırlarsınız. Bir zahirde gözüken, bir de arkada. Zahir aldatır. Onun için herkes göremez. Amerika'da ikidir. Amerika'da ikidir. Çok korkunç bir savaş veriliyor. Duyarsınız. İki kafalı Amerika var. Türkiye'de de böyle idi. Ama teke dönüşüyor. Bu böyle bir devletlerin nasıl galip olunacağını Üstadımız Tarihçi Hayat 56'da Divan Harbi Örfi'de 51 ve 69. sayfada çok çarpıcı bir örnek veriyor. Örneği ama sıralamayı veriyor. Teknolojinin hangi sıralamada sıçrama yapacağını söylüyor. Bazılarına garip gelecek ama evet, aynı külliyatta bunlar var. 9. madde, 500 sene yattığınız yeter. Kur'an'ın sabahında uyanınız. Öyle bir laftı. Ya 500 sene yattın, 400 dememiş, 300 dememiş, 100 dememiş. Bu hakikaten böyle mi? Bunu 158 tarihçede söylüyor. 10. madde, İsa Aleyhisselam maddeten huzur edeceğini, bununla alakalı yer okuyacağım. Eğer zamanımız olursa Fakihin evinden bu mektubattan okuduktan sonra Kütüb-i Sitte'den İbrahim Canan rahmetli ağabeyimizin Kütüb-i Sitte'sindeki hadis-i şerifleri de okuyacağım. Sonra Rusya ile Türkiye durumu ne olacak? Emirdağ 2 ve birkaç tane yerde Rusya alem İslam'a kılıç çekemez diyor. Tamam. Bu maddeler bitti. Şimdi içini doldurmaya şey yapıyorum. Halkın bu hadiselerde aktif olacağını ve eskisi gibi olmadığını ve İslam birliğinin şuurunun inkişafını söylüyor. Çok kısa, kısa kısa, çünkü maddelerimiz biraz fazla. Azalttım da geldim yani. Bayağı sorular çoktu. Ben 1/3'ünü aldım bu soruları. (52. madde, hakikat çekirdeklerinden. Eskiden beri ilahi kelimetullahı ve bekai istiklaliyeti İslamiye için farz-ı kifai cihadı deruhte ile kendini yek vücut olan alim İslam'a fedaya vazifedar. Bu Türk milletini diyor. Yani Osmanlı Selçuklu'dan beri, 1000 seneden beri bu Türk milleti milliyetçilik değil, Türk değil.
Türkiye'de yaşayan, Çanakkale'de toprağın altında olan ruh. Tamam? Her ruh. Bazı böyle cahillik yapıyor da bu Türk falan, öyle değil. Bu Türk ordusu değil şu anda. Suriye gitti, Muhammedi ordudur. Öyle karşılıyorlar zaten. Orada dostlarımız, arkadaşlarımız var, Nur talebeleri. Muhammedi ordudur. Yani bu, camilerde dua ediyor, Türk ordusu diyor. Aslında İslam ordusu. İslam ordusu, evet. Sonra Muhammedi bir ordu. Peki ne özelliği var bunun? Bir de okuyorum. Eskiden beri bu millet ilahi kelimetullahı, Allah'ın adını, Allah'ın dinini yüceltmek, bekay istiklaliyet-i İslamiye için. Ya bu geç oraya. Geç oraya. Herkes dikkat çek. Bekay istiklali İslami için, İslam'ın bekası için farz-ı kifai cihadı. Sen de yap. Kim de ruhte etmişse. Farzı. Cihat farzdır ama bir kısım bunu yüklendiyse farz-ı kifai olur. Cenaze namazı gibi. Deruhte ile bu millet gene kendini yek vücut olan, mesela sizin için birisi ölse ne kadar müteşekkir olursunuz? Suriye'ye gidiyor, bak ölüyor. Arap için, Arap için değil kardeşim. Ne mutlu Müslüman için. Kafalar küçük olursa hudutlar da küçük olur. Milliyetçi olanlar ümmetçi olamazlar. Ne mutlu Müslümanım diyene, diyebilen öyle türevleriyle mahkum olmazlar. Bizim hudutlarımız Müslümanların yaşadığı yerdir. İslam'ın olduğu yer bizim vatanımızdır. Müslüman, Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Fedaya vazifedar, hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslamiye'nin felaketi Osmanlı. Alem İslam'ın saadet ve hürriyeti müstakbilanesi, müstakbelesiyle telafi edilecektir. Tekrar ayağa kalkacak ve şahlanacaktır. Zira şu musibet ne oldu, ne yaptı? Mesela şu İdlib meselesinde görüldü ki hakikaten hamisi, mürebbisi, koruması Türkiye hemen koştu. Yoksa orada 3 milyon yok olmuştu. Küffar, kafir, onun türevleri yok olmuştu. Şimdi bu Osmanlı varken NATO gibi, yani böyle bir birlik, Filistin'de birisinin, Filipinler'de birisinin burnu kanasa hemen Osmanlı'yı görecekti. Bunu yapamayacaktı. İslam Birliği. Şimdi bu 90 sene, 100 sene bir mağlubiyet. Şu musibet, yani şu hadiseler, mahi hayatımız olan Uhuvvet-i İslamiye'nin inkişafını harikulade tacil etti. Yani İslam Birliği'ni, kardeşliği, ruhunu, milliyetçiliğin İslam'dan önce El-İslamiyetül Ashabiyetül Cahili olduğunu, İslam'dan önceki cahil milletlerinin birlik anlayışı olduğunu, milliyetçilik. Olsan ne olur, olmasan ne olur, Fransız olsan ne olur, İngiliz olsan ne olur, Yahudi olsan ne olur, Kürt olsan, Türk olsan ne olur? Allah katında üstünlük nerededir? Takvadadır, Allah'tadır. Çünkü sen o memlekette o babadan, anadan doğmayı sen mi seçtin? Bir meziyet midir? Zulüm olur yani. Demek ki bu hadiseler ne yaptı? Mayı hayatımız olan, yani bir tencere sütü, bir kaşık maya onu değiştirdiği gibi buna maye. Hayatımızın mayası olan, bütünlüğümüzün mayası olan Uhuvvet-i İslamiye'nin inkişafını harikulade tacil etti. Yani fevkalade hemen öne aldı. Yani birlik anlayışı nasıl doğdu şimdi? Bak gitti Suriye'de sanki onun, ya kardeşim Müslüman olduğu yer benim memleketim.
Bu hadiseler ne yaptı İslam'da, Endonezya'da, Filipinler'de, Rusya'da, Afrika'da, her tarafta, devletlerde bahsetmiyorum. Müslümanın kafasında ve kalbinde uhuvvet İslamiye'nin inkişafını tacil etti, aktif etti. Emirdağ 1266. Orada da bak, ortadan alacağım. O zat, eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. O zat, Mehdi, mevzu, Mehdi anlatan yer. Emirdağ, belki merak edersiniz diye buradan başlıyor. Ha? Şimdi şuradan alıyorum, o zat. Çünkü hepsini okursak uzun olur. O şeyleri, maddeleri doldurayım da kafamızda ne olacak, ne oluyor, haber şeyleri, moralimiz bozuluyor, maneviyatımız gidiyor, yeise kaplıyoruz. Acayip acayip şeyler oluyor. Oysa külliyat hepsi mevcut. Haritası kullanılmış işte, şablon gibidir. İsim yok işte ama kanun bir silsiledir. Efal onun ile bağlıdır. Kanun bak, o zat bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla bütün İslam devletlerindeki Müslümanlar ve alimleri, öyle bir hadise olacak ki, hadisat-ı azime 441 mektubatta, böyle olunca hamiyet dair herkes bizim gibi değil ki. Bazılar diyor ki niye diyorsun, niye söylüyorsun, niye yapıyorsun? Kardeşim senin gibi ruh değil ki herkes. Adam hamiyetli, gayretli, dinde gayretli. Sen çoluk çocuğuna ve araba değiştirmeye, telefon değiştirmeye hedeflemişsin. Adam din için yaşıyor, telefon için yaşamıyor ki. Tabii ki senin için niye dedi ya, niye yaptı, niye bir şey dedi. Böyle basit basit hayatın ifadeleri çok insanı acayip şey yapıyor. Diyor ki bak, o zat alim İslam'ın ve alimlerinin bütün ehl-i imanın manevi yardımlarıyla ve İttihad İslam'ın muavenetiyle İslam Birliği olacak çekildiği gördünüz. Arkadaşlar, ismi konmamış, fiilen olmuş, İslam Birliği olmuş. Suriye'de Türk ordusuyla olan Türk mu? Azerbaycanlı var, Malezyalı var, orada Nur talebeleri söylüyor bana, orada varlar. Ona komutanlar söylüyor. Her milletten var. Safta kim oluyorsa herkes var. Tamam. Yani bu olmuş, fiilen olmuş arkadaşlar. Fiilen İslam Birliği akıllardan ve kalplerden indi, eyleme geçti. İttihad İslam'ın muavenetiyle, İslam Birliği ile bütün ulema ittifak etti. Ve evliyanın ve bilhassa Ali Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesetli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla o vazife yüzme yapmaya çalışır. Seyitleri de aktif ediyor ki o mektubatta 440 ve 39'da, 439'da Seyit Hamza, Seyit İdris diyor. Şu anda hala onlar aktif ve milyonlara kumandanlık yapıyor. Onlar da aktif. Birkaç tane böyle okudum. Şimdi diğer maddeye geçeyim. Peki ya, çok güçlü ya onlar. Açmayayım, hemen o misalleri vereyim, hatırlarsınız. Şimdi 3 tane misal veriyor. Yani gücün değil kalitenin olduğunu, ruhun olduğunu, uçağın değil onu kullananın olduğunu, hamiyetin ruhta olduğunu, onun karşısına çıkılamayacağını. Sunuat 59'da şu 3 tane örnek veriyor. Sunuat 59. Su mu sert, demir mi? Tabii ki demir sert. Su çok yumuşaktır ama incimat vaktinde demiri parçalar. Yani donduğu zaman motor bile onu parçalıyor. Bu birinci örnek. Zayıfın hamiyetinden dolayı en kuvvetli parçalamasına misal. Yani zayıfla kuvvetli ruhtadır. Bir örnek bu. İkinci örnek. Tavuk
yavrusu yanındayken köpeğe, köpeği saldırdı yavrusuna, saldırınca korkak, hayvanlar arasında çok meşhurdur tavuğun ötlek olması, yavrusunu korumak adına ite atılıyor. Köpeğe atılıyor. Ustadın bir ikinci misali bu. Üçüncü misali, kurt keçiyi kovalamış, parçalayacak, uçuruma gelmiş. Bakmış uçurum, arkada keçi, kurt. Dönmüş, zaten şey diyor, ham itinden bir boynuz atıyor, kurdun karnını delmiş. İşte diyor, acizlikte, fakirlikteki güç ve kuvvet diye üç tane örnek veriyor. Şimdi biraz medar-ı bas olmuş, bunu okumam lazım yerinden. Mehdi gelmiş gelecek. Mehdi Emir Dağı'nda 268'de iman, hayat, şeriat, iman, hayat, şeriat da şeyde gelecek. Onlar bu hakikati tatbik edecek ve nur talebesidir o. Ustadımız Mehdi Azam'dır. Mektubat 440'ta söylüyor. O büyük Mehdi diyor. Mehdi adam, Mehdi Ali Resul 268 Emir Dağı'nda rusul edilmiş, irsal edilmiş, eser verilmiş. Her asırdaki ki mücedditler Mehdi Ali Resul denilir. O gelecek zat siyasi Mehdi için iki yer okuyor. Böyle kafanızda belki bir şeyler varsa, ben nas okuyorum. Naslar olduğu zaman kanaatlara itibar edilmez. Sike-i Tahsil-i Gaybe 9'dan okuyorum. Bu hakikattan anlaşılıyor ki, ortadan alıyorum, çok okuyacağımız yerimiz çok. Sonra gelecek o mübarek zat, ustattan sonra kendisi söylüyor. Sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. O zatın ikinci vazifesi, şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife diyor, o ondan önce bir tayfa yaptı diyor. Şimdi diğer bir yeri okuyayım. 172 gene Sike-i Tasdik Gaybiye. Hepten orada çok daha şey söylüyor. Burada da Risale-i Nur program yapacak. Ya Risale-i Nur program yapacak ya. Okullara, devlette Risale-i Nur zihniyeti felsefesiyle, hele hele Diyanete Risale-i Nur ruhu hakim olacak inşallah. Diyor ki, hem öyle kökleşmiş ki Risale-i Nur, İnşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Çıkaramaz. Ne olacak böyle? Sende bende kalmış bu. Dershaneler olmuş. Sisteme geçmemiş. Entegre olmamış. Böyle biraz külliyat, diyanet basmaya kalkmışsa da arızalarla duruyor yani. Yani bakın ne kadar acayip. En zor diyanettir yani. Orduda değişiklik olmuş, poliste olmuş ama diyanet de olmuyor. O kadar zor. Şimdi bu okullara ders olması Risale-i Nur, Ayasofya'nın açılması, o zatın, bak Risale-i Nur okullara konması, Ayasofya'nın açılması, o zatın, ustad diyor ki, gücüne 10 kat güç katacak diyor. Gelişen hadiseler bunu yapmaya onu mecbur edecek, gücüne güç olması için. Sonra o zat, ahir zamanda bizden sonra diyor gelecek o zat için diyor ki, ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde, yani siyasi cemiyet hayatında asıl sahipleri, yani Mehdi ve şakirtleri, asıl sahipleri kimdir ustadım? Yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Adam bunu okuyor, gelmeyecek diyor. Ha, gelir diyor, saraat bu. Saraatın karşısında açık geliyor, geldi. Geleceğin karşısında gelmeyeceği nasıl anladın ya? Çok mu zorlandın? İyi anla canım, sana mübarek olsun. Hayatın geniş dairesindeki asıl sahipleri kim o? Yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlendirir.
ve o tohumlar sümbüllenir. Ustadım bu sensin ya. Bak diyor, ben o zaman ben olmayacağım, ben değilim. Ustadım nerede olacaksın? Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Ustad da kabride olacakmış. Ha? Şimdi başka bir yere geçiyorum. Tarihçeyi hayat bizimsine uymaz. O zaman ben telefonda bulayım. Çok hoş bir şey. Usta nasıl onu geçeceğiz diye söylüyor. Onu şey yapayım, bu kitaplarda tarihçeyi unuttum getirmeyin. Ben hemen onu bulayım buradan. ...56. sayfada... ...çok acayip bir şey... ...şimdi ben okuyacağım... ...1920-26'dan başlayıp yazılan tarihçede... ...Türkiye'deki teknoloji sıçramanın sırasını söylüyor... ...ben okuyacağım siz bakacaksınız... ...sıçramayı bak nasıl söylüyor... ...ustad acayip... ...garibime gidiyor ama dikkatli okuyacaksın... ...soru soracaksın kitaba... Mesela bak kitaba sordum, tamam ustadım seni diyorlar ya başka mehdimeti gelmeyecek, her şey sen diyorlar. Ya anlamıyor musun, ben o zaman kabirde olacağım diyor. Böyle soru sorunca kendisini gösteriyor. Şimdi nasıl geçeceğiz ya bu teknoloji sırası nedir diye sordum kendisine. Diyor ki bak ne diyor. Şuradan alayım. Niye duruyor, şey yapıyorum ki hepsini okumayayım. Diyor ki yüz bu kadar sene geri kaldığımız. Kaç sene kaldık? 100 sene. Bitiyor. Onu da söyle bak. 100 bu kadar sene geri kaldığımız mesafeyi terakkiden inşallah 100 sene geri kaldık. Mucize-i peygamberiyle yani peygamber rehber edilmesiyle. Bak ne mutlu Müslümanım demek. Yani hamiyetçilik vesaire kalkıp Allah Resulü'nü rehber yapılırsa nedir o? Mucize-i peygamberiyle. Ne olacak ustadım sırasını söyle. İlk önce Şimendiferi Kanunu Şeriye-i Esasiye ile amel eden ilk önce Şimendifer hızlı tren teknolojisini söylüyor. Sonra Burak-ı Meşveret-i Şerii fikren bileceğiz. Bu vahşet engiz sahra-i kebiri kısa zamanda ta etmekle beraber mesafeyi bununla yapacağız beraber. Sonra milleli mütemeddine ile yani gelişmiş, medenileşmiş diğer milletler ile omuz omuza musabaka edeceğiz. Tren teknolojisine başladık. Zira onlar teknolojisi ne hangi seviyede olacak bizim seviyemize göre kıyas edersek ne kadar onları geçeceğiz? Ka onlar öküz arabasına binmişler, yola gitmişler gibi olacak öküz. Biz birdenbire bir şimendifer, iki balon gibi mebadiyeyi bineceğiz, geçeceğiz. Birinci şimendifer, tren, ikincisi uçak, hava sistemi. İHA, SİHA ne varsa işte. Havayla alakalı. Balon. Uçakta demiyor. Teyyare derdi. Balon nasıl? Yani yukarılar. Birincisi tren. İkincisi balon. Böyle denilir de. Kanunu böyle yaptı. Senin için de olur. Kanun bir silsiledir. Şualar 268 dedim ya. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir ayet küllidir, mutadit manası var. Her ansı da efradı bulunur. Birincisi şimendifer, ikincisi balon. Peki onların durumu ne olacak? O kadar ilerleyeceğiz ki onların durumu öküz gibi olacak. Kani arabası. İnşallah biz böyle olacağız. Sonra hadisat bizi ne yapacak? Cemiyet o kadar böyle yıpranacağız ki şeyden ahlaka baktığınızı şey yapacak. Belki cami-i ahlak hasene olan hakikat-i İslamiyenin ve istidad-ı fıtrinin ve feyzi imanın ve şiddetli açtığın hazma verdiği tesil yardımıyla
Fersa fersa geçeceğiz. Peki onlar yapamaz mı? Yapamaz. Yetişemeyecek. Niçin? Bizde 3 tane hastalık olacak bunu yapmak için. Onlar paraya para katmak, zenginliğin zengin katmak peşinde olacak. Biz var olmak için. Onlar yükseldi, vardı, bıkkınlık oldu. Her şeyin bir kemali var. Size bir hem rahatlatayım, bir misal vereyim bununla alakalı. Senede mi işte ne zaman yapılıyor bilmiyorum. Herhalde senede bir yapılıyor. Deve yarışı olurdu Allah Resulü zamanında. Tamam, deve yarışı. Her sene tabii ki Resulullah'ın devesi galip gelirdi. Çok acayip bak şimdi. Bir sene ki son şey, Müslüman olmayan cılız böyle siyah bir adam, Müslüman olmayanın devesi Resulullah'ın devesini geçmiş. Ve adamın devesi birinci olmuş. Sonra adamın devesi birinci olunca sahabeler şaşırmış. Allah Resulü demiş ki, her kemalin bir zevali olması lazım ki mahluk olsun. Eğer her kemalin bir zevali olmasa o put olur, ilah olur. Benden önce, benden de sonra da böyle şeyler olacak diyor. Anlıyor musun? Yani her kemala bir zeval konmuş ki ilah olmasın. Yoksa deveye ilah edilecekti. Vesaire. İnsan ilahlaştırılacaktı. Her şeyim sensin denecekti. İşte niçin söyledim? Bir şey kemala çıktı mı ondan sonra bıkkınlık da aşağıya doğru gidiyor. Ama bizde şu olacak. Bir, cami ahlak hasene, yani ahlakımızdaki güzelliklerin ortaya çıkma ihtiyacı olacak toplumda. Yani diyoruz ya ahlaken çöktü, ya bu ne ya, nereye gidiyoruz? Öyle bir hale geldi ki 13. sözde söylüyor. İnsanlık bir duvara tosladı. Duvara tosladı. Artık insan yaşayamaz hale geldi. Kimin pillerine basarsan basın böyle ya tenkit, ya eleştiri, ya nefret, ya öfke, ya gayz, yani muhabbetin zıttında böyle. Sokakta da öyle, arabada da öyle, içimizde de öyle. Yani böyle bir nefret var. Hazım yok. Bu ister istemez bir hakikati aramaya iter diyor. İsveç, Norveç filan diye orada o mevzuda geçiyor. Bu ahlak hasenenin ortaya çıkması hadise bizi dayatacak. Güzel ahlakımızın ortaya çıkmasına hadiseler mecbur edecek. Bağnaz, geçimsiz, mesela kimin pilerine basa basa hep tenkit, hep eleştirir. Lan bir şey koy ortaya. Bir şey koy yani. Hep tenkit, hep eleştirir, hep olumsuz. Allah Allah, acayip bir şey ya. Sonra ikinci, bu mecbur olacağız, bu birinci. İkinci ahlakımız şu olacak. Hakikat İslamiye'nin ortaya ihtiyaç olacak. Sonra istidad-ı fitrinin ve feyz-i imanın şiddet açtığı. Yani fıtratımızda ihtiyaç olacak buna. Ben ve Müslüman, İslamiyet'im, dinim devam gidiyor diye böyle. İhtiyacı fıtri, şiddetli açlık. Bu bizi lokomotif gibi olacak ruhumuzda çalışmamıza ki hakikaten öyle oluyor. Garip garip şeyler oluyor yani. Ummadığın şeyler oluyor. Efendim, Divani Harbi Örfi'de 51. sayfada gene bu bal şeyden bahsediyor. Şimendifer ve balon. Sayfayı söylüyorum. 51 ve 69. sayfada buna dair şey söylüyor. Aynı sıra bu. Anlatıyor. Çok ilgimi çekmişti. Sonra 158. sayfada 500 sene yattığınız yeter diyor. Kur'an'ın sabahında uyanınız diyor. 600 demiyor. 300 demiyor. 200 demiyor. Niçin 500 sene söylüyor? 500 sene. Şimdi ilk İslam Birliği ne zaman olmuş? Bileniz var mı? Ve hatırlayan var mı? İslam Birliği. O Kemal dönemi. Sento. İslam Birliği, İslam. Hangi padişah zamanında o? Sultan Selim mi? Halit Sultan. Kaç tarihinde olmuştu hatırlayan? 1519. 1516, harika. Ve 24 Ağustos galiba.
nasıl başlattı bu İttihad İslam'ı? Neyle? Hangi seferiyle başladı? Memlükleri ortadan kaldırarak. Suriye'den girdi. 1516. 500 sene yaptığınız yeterdiğince 1516'ya 500 ekle. 2016 24 Ağustos Türkiye'nin ilk defa Suriye giriş tarihidir. Çok ilginçtir. Ustad izine düştük. Yani bu 500 sene nedir yani? Yavuz Sultan Selim İttihad-ı İslam'ın ilk yapan şeyidir. Padişahıdır. Sonra 500 sene sonra gene aynı milletin ruhu yapacak. 500 sene yaptığınız yeter diyor. Yeter, bitti. 2016'da olacak. 500 sene eklersen manidar geldi bana. Sonra İsa Aleyhisselam maddeten nuzul edecek. Onunla alakalı yeri okuyayım, ihtilaflı oluyor. İsa Aleyhisselam'ın bir mülk tarafı var, bir melekut tarafı var. Peygamber olarak gelmeyecek. Onunla yerleri okuyayım. Sonra notlar aldım. Ağabeyin kütüb-i sitesinden bununla alakalı hadisleri size okuyacağım. Mektubat'tan okuyayım. Mektubat 57 paragraf 2. Ben yeri gösteriyorum size. Şurada anlatıyor. Komple İsa Aleyhisselam'ın nuzulunu anlatıyor. Maddeten. Birinci mektupta ahlaken ve enfusi cihetini anlatıyor. Yani şimdi buradan okuyorum. Onun maddeten nuzulüne dair iki tane misal verecek. Benzetme yapacak misal. Yani bu Allah'ın adetidir. Bu mümkündür. Aha, size iki tane örnek diye. Diyor ki, şuradan alayım. Yani böyle böyle olduğu zaman ben şey yapayım çabuk çabuk böyle böyle. Alim İslam feveran edecek. Dinsizlik cehlana karşı gücü yetmeyecek. Hristiyanların hakiki dinini dustur ittiyaz eden seviler, Müslüman seviler namı altındaki cehlan da onlar da böyle 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 oluyor Avrupa'da ve Amerika'da. Onlarla ittifak edecekler ki o küfrü mutlaka galip olsun. Tahrip kolay olduğu için tek başına ne Hristiyanların hakiki dinini, hakiki Hristiyanlık ne de İslam birliği kifayet edemeyecek. Onların ittihakıyla, birliğiyle azim bir kuvvet bulacak diyor. Azim bir kuvvet bulacak. Sonra ne olacak? Ondan sonra söylüyor. Dini hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cehlana karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cehlanına galebe edip dağıtacak istidadında iken böyle bir birlik olacaklar. Oraya doğru gidiyor. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın ve Türkiye'nin iki yüzü vardır. Bir gözüken, bir de gözükmeyen. Gözükenler birdirler, gözükmeyenler de birdirler. Avrupa ikidir diyor. Avrupa ikidir diyor. Galip edip dağıtacak istidadında iken alem-i semavatta cismi beşeriyesiyle bulunan şahsi İsa Aleyhisselam o dini hak ceylanının başına geçeceğini bir muhbir-i sadık kim muhbir-i sadık? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kadir-i külli şeyin Cenab-ı Hakk'ın vaadine istinad ederek haber vermiştir. Haber vermiş Resulullah da Allah da. Şimdi onunla alakalı ayette göstereceğim. İsa Aleyhisselam kıyamete yakın gökten indirileceği zaman bütün ehli kitap ona inanacaklardır. 4. sure 159. ayet. İsa Aleyhisselam'ın göğe yükselişi 3. sure 55. ayet. Hadis-i şerifleri okuyorum. İbrahim Canan Kütüb-i Sitte. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında
yani gelecek defnedilecek 15. cilt 377. sayfa ki Ravza-i Mutahhare'ye gidenler boş yeri biliyorlar, görüyorlar. İsa Aleyhisselam defnedilecek. İsa Aleyhisselam yeryüzüne ne kadar kalacak? Evlenip 19 sene yaşayacağını 14. cilt 274. hadis. Bazı rivayetlerde ise 7 yıl kalacak dünyada. Başka bir hadis. İsa Aleyhisselam ahir zamandaki vazifesini anlatıyor. 12. cilt 366. sayfa, 14. cilt 271. sayfa ve 73. sayfaya kadar. Başka hadis. İsa Aleyhisselam semadan indikten sonra Ebu Hanefi'nin mezhebine göre amel edecektir. İmam-ı Rabbani cilt 1 sayfa 736. Bu bir de kaynak var. Zaten İmam-ı Rabbani cilt 1 736. Onun dışında başka bir kaynak da var. Şimdi burada devam edeyim. Galebe edip dağıtacak istidadındayken alim-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselam o din-i hak cehennemin başına geçeceğini bir muhbir-i sadık bir kadir-i külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i külli şey vaat etmiş, elbette yapacaktır. İstemesen de. Kim istemese de Allah'ın onu tamamlayacaktır. Ne yaparsan yap. Evet, şimdi ona maddeten nüzulüne dair örnek veriyor. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Hazreti Cibril'in dihye suretine girmesi gibi. Bu birinci örnek. Cebrail aleyhisselam insan suretini inmedi mi? Peygamberlerimiz aleyhissalatü vesselam meleklerle yardım etti. O ayrı. Bir de Cebrail aleyhisselam dihye suretine iniyordu. Bu birinci misal. İki, ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen, mesela 19. mektupta da var bu, vefat etmiş sahabe, sonra işte malum o hadisi uzun, kalktı bizimle yemek yedi diyor. Hatırladınız değil mi? Cennet bahsinde de kuşların, sineklerin cefine girerler diyor. Ama hatırladınız ondan. Bu iki örnek. Gönderen bir Hakim-i Zülcelal. Anladınız mı bu iki örneği? Evet diyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için, yani peygamberliğinin tamamlamak için değil, hakikatını tamamlamak için değil, semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, ki ölmemiş, yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiştir. Vaat etmiş. Vaat ettiği için elbette gönderecek. Devam ediyor. Bir de Rusya için bir yer okuyayım. Ondan sonra keserim. Emirdağ 2. Seçtim, birkaç yer vardı. 72. sayfayı seçtim. Çok manidar orası. Rusya ne olacak falan diye. Yeri de gösteriyorum size. Arkadaşlar, şuradan başlayıp şuraya kadar devam ediyor. Tamam. Şuradan okuyorum. Sırf burası ki zamanınızı almayayım. Sayfayı söylüyorum. Oradan bakarsınız.
İki dehşetli harbi umuminin neticesinde, Birinci Dünya Harbi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan neticesinde beşerde hasıl olan bir intibahı kavi ve tam uyanması cihetiyle, yani 1 ve 2. Dünya Savaşı, 13. sözde de işte onu söylüyordu, insana şunu getirmiş: dini hak olmasa bir insan yaşayamaz. Din ciddi bir ihtiyaçtır. Yani kısacası sefaat, makam, para, gayrimeşru hayat, insanı mutlu etmediğini herkesin görmesiyle diyor. Hatırladım. Yani insanlık tosladığı zaman bu beşerde bir intibaha kavi olacak. Yani ciddi bir uyanmak olacak. Din hakiki ihtiyaç olacak. Beşerin tam uyanmasına hadiseler vesile olduktan sonra cihetiyle katiyen dinsiz bir millet yaşamaz. Ortaya çıkacak. Peki bunu anlatırken ne alakası var? Hemen bak nereye diyor. Rus da dinsiz kalamaz. Bak nereye attı. Rus da dinsiz kalamaz. Bunu söyledikten sonra. Çünkü temsilci ya. İnkarcılığın sosyal yapı, yani devlet sistemine dönüşme yeri olduğu için Çin. Şey Çin diyorum, Rusya. O sonra. Rusya'da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Hristiyan o sembol olması bakma bitmiş. Onların başı da acayip bir beyanatı da var yani. Hristiyanlık bitti ve bitiyor, bitmeye de mahkumdur. Çünkü kendi yenileyecek bir sistemi yoktur dedi. Çok acayibime gitti o zatın, o papazın konuşması. İslamiyet diyor her asırda geçerli bir din olmasının sebebi, gerekçeleri sayıyor 5-6 tane. Kendisini motive edecek, asırda ışık tutacak sistemleri canlı olduğu için diyor. Bir tanesi diyor asıl imamları diyor. Asim imamlarına diyor. Çok ilgimi çekmişti o. Böyle bir kaydı getirerek her sene devamlı canlı. Her asır canlı olmasına bir sebep doymuş. Neyse, Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa ne olacak? Küfrü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan, hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur'an ile musallaha veya tabi olabilir. Kur'an ile barışacak, barışmak zorunda kalacak, barışıdır. Sarhoş yani. Savaşacak, teknoloji yapacak şeyi kalmamış ki. Tek tüklen yapmanın. Sarhoş yani, su gibi biliyorsunuz. Şey içiyor. Halkı bitmiş, sefi olunca işte diyor ki küfrü mutlakı kıran, 2. hak ve hakikate dayanan, 3. hüccet ve delile istinad eden, 4. aklı ve kalbi ikna eden Kur'an ile musallaha edecek ve tabi olabilir. Ne olacak sonra? O vakit 400 milyon ehli Kur'an'a kılıç çekemez. O zaman alem İslam'daki sayı. 400 milyon ehli Kur'an'a kılıç çekemez. Evet. Şimdi kaba taslak şey yaptım, ben hulasa edeyim. Ondan sonra kesiyorum. Bir dedik ki her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. İçi bu sistem, şablon, formüllerin içerisindeki sayılar, kişiler, devletler değişir. Ama sistem değişmez. Çoğalar 268. Sonra halk, hani dini cemaatler, tepe insanlar, işi olayları bilenler, siyasi ve alimler İttihad-ı İslam'ı ihtiyaç olduğunu bilirler ama halk bunu bilmesi çok zordu. Fakat gelişen hadiseler, olan hadiseler halk nezdinde de İslam birliğinin şiddetli bir ihtiyaç olduğunu, başka türlü ayakta kalınamayacağını hadiseler öğretecek bunlara. Bize öğretti. Fiilen gözüktü. Sonra hadiseler ceylan edecek. Buna da okumadım mektubatta 441 çok güzel bir yer. Hamiyeti aliye feveran edecek. Niye? Hadisat-ı azime vücuda geliyor diyor usta. Ne demek hadisat-ı azime? Büyük olaylar. Büyük olaylar.
umulmadık hadiseler olacak. Hadis-i azime vücuda geliyor. O hadiselerin içerisinde bir hamiyet haliye, işlerinden bir tane şey, feveran edecek, böyle sıyrılacak. Ne oluyorsunuz diye feveran edecek. Bu feveranı Müslümanlara, ki hadiste de var, bu eşantından söylüyorum, cehçe attır, nar atacak, öp diye nar atacak. Bu Müslümanlara güven, kafirlere korku salacak diyor. Mektuba 441'de hamiyet haliye feveran edecek diyor işlerini. Sonra onun etrafında toplanacak. Mecbur olacak tabii. Peki bu kadar güçlülere karşı nasıl şey yapacak? Su, tavuk, keçi misalini veriyor ustad. Böyle izdirar vaktinde, ihtiyaç vaktinde, ölüm kan savaşında suyun demiri parçalaması, kurdun karnını keçi delmesi, tavuğun köpeğe saldırması, yavrusunu korumak adına bu kanun işletilecek. Mehdi işte gelecek, Risale-i Nur Hazretleri program yapacak. Teknoloji noktasında onlar anlatıyor, tarihçi 56, Divan-ı Harbi Örfi 51-69'a onlar diyor yüklerini taşıdılar, yoruldular diyor. Biz diyor açız ve koşuyoruz. Onun için balon gibi olacak ama ilk önce şimendifer sonra balon diyor. Bu sıralamayı koyuyor. Tesadüf yoktur. Sonra 9. madde sıramızda 500 sene yattığınız yeter diyor. İttihad-ı İslam'ı, Cemail-i Muttefika-i İslami'yi yapan ilk Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'dir. Ben ona diyor ustad ittiba etmişim, iktida etmişim aynı zamanda diyor. Onu Suriye'de bu işi yapıyor ilk. 1516'da 500 sene diyor ustad. 2016'ya tekabül ediyor. İsa Aleyhisselam'ın huzurunu Mektubat 57'de ve diğer yerde devam ediyor. Rusya hakkında da kılıç çekemez diyor. İkinci emirda 72. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım saim eylesin. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile hizmetle iştinab-ı kebayre mazar eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Şimdi ben size Kur'an'da hadiseleri anlatırken kavimleri, Lut kavimleri, peygamberleri aslında zaman üstü, zamanların sahibi olan Allah söylediği için hadiseleri, olayları bu Kur'an'daki öne çıkan, çünkü 124 bin peygamber gelmiş ama 28 tanesinin hayatı çekirdek olmuş. Onu farklı şekillerde de biz kullanıyoruz mesela. Erkek fıtratını işte peygamberlere göre, kadın fıtratını eşlerine göre. Malum biliyorsunuz. Mesela bir tanesi de şu. Buna benzer bir hadise olmuş. O formüle bunu uydurduğun zaman o rivayette, o hadisede ne olmuşsa bu da öyle olacak. Yani şablon orada duruyor. Yeter ki o basiret, dirayet, ferasetiyle bunu oraya uygula. Bir daha. Kur'an'ın her bir ayeti mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Şualar 268'de. Kur'an'ın mutadit manası var. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Yani her asırda fertleri var. Olmuş bitmiş değil. O öne çıkan şeydi. Sembol oldu. Ad kavmi, Semud kavmi bitmiş mi? Yok, aynı pislik var. Değil mi? Ha, o öne çıkan en zirve şeyi ama ona benzer hadiseleri cereyan ettiği zaman bu kavimlerin helaketlerine sebep olan veya peygamberlerine bu zamanı, hadiseleri ona monta edip çözmek. Yani bu kaderin cilvesini, bu Rusya'nın, Amerika'nın, Türkiye'nin takip etmediği veya göremediği ama hadisi öyle olacak. Öyle oluyor. Öngöremiyor ama
Mesela tarihine okuyanlar, tarihine bağlı olanlar, tarihiyle meşgul olan bir millet helak olmaz. Tarihini bilenler. Çünkü tekerrür etmez ya. Şimdi bu olay Kur'an'da 28 tane peygamberin hadisesi bu Beni İsrail şeyinde şeye uyuyor çok. Bu Suriye'deki Suriye, İran, Rusya, Amerika çok uyuyor. Hangisi? Calut ve Talut meselesine. Orada çok uyuyor. Mesela Beni İsrail kavmi tam da oralardaydı. Oralara ki Kenan kuyusuna yakın çok. Bir dağ var ya, başka bir şey yok. O zaman Cenab-ı Hak bunları 40 sene yedikten sonra bir işte peygamber gönderiyor. Sonra ya diyor Allah'tan şunu istiyorlar. Bize bir lider göndersin. Bak nasıl uyuyor şimdi. Ben monta edeceğim aynı. Aynı tutuyor. Yani mesela diyelim ki o Kur'an'da veya hadiste anlatılan o kavimlerin diyelim ki 5 tane sıfatı öne çıkarttı Kur'an. 3 tanesi tutuyorsa yarısından fazla, yani buna uyuyor. Giydirebilirsin bu elbiseyi. Sonucunu da aynı beklemeli o zaman. Aynı yani. Ona yakın. Ona yakın olacak. Bak şimdi. Bakayım uyuyor. Beni İsrail peygamberlerinde dediler ki bize bir komutan tayin et, başımıza geçir. Başımıza geçir, biz de ona itaat edelim, bu zilletten kurtulalım. Yani ondan sonra peygamber de cılız, böyle zayıf, zengin olmayan, meşhur olmayan bir zatı tayin ediyor. Onun adı Talut'tur. Uzun boylu, omuzları geniş diyor. Ondan sonra nara atar diyor. Çok güçlü konuşur diyor. O beldede Amelikan denilen bir beldeymiş o orada. Amelikan. Orada. O zamana gelen peygamber İsmail. İsmail değil. İsmail aleyhisselam. İsmail. Talut gelmiş. Talut'u getirmiş. Peki Beni İsrail kavmi yarısı kabul etti, yarısı etmedi. Ya bu diyor meşhur değil diyor, tanınmış değil, bir de zengin değil diyor. Yani böyle o zaman zengin olunca çok uşakları olur. Yani köleler emirde şu olur, bu olur, kafilesi olur. Ama diyor başka sıfatları var diyor. Takvalıdır diyor. Ondan sonra bu peki bu komutan olduğuna dair diyor tamam. O kavim diyor ki peygamberlerine tamam bu komutanı tayin ettim. Bize bir delil gösterince Allahça da bu adamın bize uygun olan bu olduğunu anlayalım. O da diyor ki sizin en meşhur bir diyor tabutu sekineniz vardı diyor. Tabut vardı. Beni İsrail kavmine gelen peygamberlerin mukaddes emanetleri o tabuttaydı. Tabut. Ondan sonra onun tarihi uzun. Anlatırsam uzun olur. Şuraya atıldı, böyle oldu derken hala arıyorlar. Arıyorlar. O zaman da arıyorlardı. Diyor ki bu Lüt Gölü'nde atılmış. Dedi ki sizin aradığınız diyor tabutu sekine. O neyi kullanıyorlardı? Katayını söyleyeyim de. Şimdi bu Beni İsrail kavmi savaşa gitmeden önce önüne bu tabutu koyarlar. Ordunun önüne koyarlar. Ne zaman o tabutu öne koydukları zaman ordu muvaffak oluyormuş. Fakat ihanet ettikleri için, fitne çıkarttıkları için o tabutun olduğu elini süren veya sürene sürersen kaşıntı oluyor. Ha, tamam. Muvaffak olunan şey zıttına inkılap edebiliyor. Sana nimet olan bir şey nikmet olur. Yerinde kullanmasan. Onun için attılar şeye. Hastalık oldu. Göle attılar. Ama onu attıktan sonra hep mağlup oldular. Bu sefer İsmail Aleyhisselam'a dediler ki
bu Talut'u komutan tayin ettim, bize bir delil göster dedim ya. O da diyor ki o kayıp olan aradığınız diyor tabut var ya diyor. Onu diyor getirirse kabul edecek misiniz dedi. Bulursa buraya. Edeceğiz demiş. Kuyudan çıkartıyor. Lut Gölü'nden çıkartıyor. Koyuyor. Ondan sonra itaat ediyorlar. Yani itaat etmek, kerhen itaat ediyorlar. Tamam mı? Bundan sonrası çok önemli. Demek ki o Talut muvaffak olabilmesi için tabutu sekine elinde olması lazım. Nereye girerse onunla muvaffak oluyor. Tamam mı? Nereye girerse onunla muvaffak olacak. Tamam. Biz size bir şey parantez açayım. Üstad diyor ki 208 Emir Dağı'nda bu millet ihtiyariyle Cumhuriyet Halk Partisi başa geçirmez. İhtiyariyle. Parantez açıyorum, bununla alakası yok. Cumhuriyet Halk Partisi İslam adayı İstanbul Belediye Başkanı oldu. İhtiyariyle başa geçmedi kardeşim. Ona verdiler. Tamam. Kim çarptı onu şimdi girmiyor. Bilesiniz. Tamam. Onu verdiler. Hesap ettiler şu kadar. Tak diye. Hatta onlar daha başarısını ilan etmeden verenler ilan etti. Onundur diyor. Tamam kazandı diyor. Verenler diyor. Tamam. Onu koy. İhtiyariyle değil. Şimdi Talut tabutu sekine elinde. Sonra bununla cihada gidiyorlar. Başa geçti. Tabut da ellerinde. Daha acayip güvendiler. Çokluk önemli değil biliyor musunuz? Madem Allah perdeler arkasında iş yapıyor, Allah'ın nazarında kalitedir. Silahın özelliği. Çünkü onu kullanan da insandır. Uçağa binecek ama titriyor. Allah kalbine bir korku saldı, kullanamıyor. Ödü patlıyor, kullanamıyor. Cihaza gitmiyor öyle. Onun için Allah nazarında rıza önemli. Cihazın, şunun, bunun meziyeti pek yok. Yeter ki Allah istesin. Sonra giderken dedi ki önümüze bir tane diyor düşmanla karşılaşmadan önce bir nehir gelecek diyor. Tamam mı? Talut mu söylüyor bunu abi? Evet. O askerlerine. Ondan sonra o nehirin özelliği şudur. Geçerken geçene kadar su tabii çölde yürüyorlar ya çok susamışlar. Sizi Rabbiniz onunla imtihan edecek o nehirle. Ab-ı hayat suyuyla. Doyana kadar içmeyeceksiniz. Yettiği kadar böyle avuçta yani yettiği kadar içiyorsunuz doyana kadar değil. Eğer içerseniz dedi karşıya geçer bitersiniz. Yani şişiyorlar, şişersiniz, cihada gidemezsiniz. Öyle fop balığı gibi kalırsınız. Sakın içmeyin. Bu imtihandır. O nehir. O gelir getiren şey işte. Ondan sonra bunu ikaz etti. Sakın içmeyin oradan. Bu başka şey içindir. Orada size yettiği kadar az için. Doyana kadar içmeyin. İki defa söyledim. Lan buyum. Ondan sonra ordusunun çoğu nefsine mağlup oldu, içti. Ve içenler karşıya şişti, kaldı. Çok az bir grup kaldı. Karşısında da Calut var, kafir. Oturduğu zaman rivayette bir deve yavrusunu yiyen adam. Tamam, çok acayip. Böyle kılıncı vurduğu zaman ay böyle yazıyor. Mifer var ya zırh koruma. Onu da dahil adam ikiye bölüyor. Onun karşısına çıkıp da helak olmayan kalmamış. Hep helak olmuş. Yani normal bir insan değil yani. Çok dev bir şey yani. Bu hikayelerde geçen bir adam gibi. Evet Talut da büyük ama onun kadar da değil yani. Talut uzun boylu, zayıf ve geniş omuzlu diyor. Fakat Calut çok dehşetli hakikaten. Okudum böyle tafsifi anlatıyor uzun. Ondan sonra az bir grup Talut'un
ordusu onu görünce biraz, evet ihlaslı ama biraz şey yaptı, çekindiler. Yani kıyas edilmeyecek kadar büyük ordu. O zaman adetmiş. Olsun. O zaman adetmiş. Bir kişi çıkarmış savaş olmadan önce. Meydan yaparlarmış. Meydan. Meydan savaşı. Onunla bu taraftan bir kişi, o taraftan bir kişi. Ondan sonra üç kişiye kadar olurmuş. Bu bitermiş, bir daha başka. Ondan sonra bir tanesinin, bir tarafın kuvve-i manevisi artarmış. Ötekisi kuvve-i manevisi bitermiş. Çok az olmak değil. Bu sefer o şey, ordu birbirine girermiş ondan sonra. Bu kafir çıktı. Bu kafir çıktı. Calut. Meydana çıktı. Var mı karşıma geçecek diyor. Böyle. Ondan sonra hatırladınız mı? Kim çıktı? Bir tane cılız çoban iken, çoban iken, şöyle sapan değil de böyle çevire çevire, böyle acayip bir taş atarmış. Sapan taşı atarmış. Ama attığını hep vururmuş. O taşın isabet etmediği olmuyormuş. Ve çok ilginçmiş. Nereye vurmuşsa karşıya geçiyormuş. Delip geçiyor. Delip geçiyor. Çok güçlü atıyormuş. Öyle atan yokmuş. Ve çok tuhaftır. Bu çıkıyor ama bu meziyetinden dolayı Talut kızını ona vermiş. Talut'un damadıymış. Davut. Damatmış yani. O sapanı atan Talut'un damadı. Allah'a. Ama ordu, savaşın seylini o değiştiriyor, değiştirmiş. Karşıma kim çıkacak dedi. Hiç beklemiyordu Calut. Calut standart bir şey bekliyordu. Standart, unutmayın. Yani heybetli veya bir adam, kılıçla kılıç. Miğfer bu. Veya en ummadığı bir şey mızrakmış. Ama sapanla bir adam çıkmış, ha böyle tutmuş. Ve sıska ve zayıf. Ufak böyle bir şey. Zayıf bir şeymiş. Ki Süleyman Aleyhisselam onun çocuğudur. Ondan sonra adam şimdi dalga geçiyor ya. Çok diyorlar ki yani en fazla göbeğine kadar mı diyorlar. Böyle bir geliyormuş yani. Davut'un karşısına Calut. Davut demiş ki siz benimle dalga mı geçiyorsunuz demiş. Calut diyor. Davut'u görünce. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu mudur diyor. Yani kim çıkacak dedi de hani. Ha onu da söyleyeyim. Talut dedi ki ey askerlerim, bunun karşısına kim çıkacak? Hiç kimse çıkmadı. Davut dedi ki ben çıkacağım. Neyle çıkacaksın dedi. Hiçbir şeysi yok. Sen neyle geldin ordumuza? Sapan dedi. Sen ne meziyetin var? Ben sapanı atarım dedi. Meziyetin bu mu demiş ha? Ben niye bir sapan atarım demiş. Ne olur demiş ha bu? Attım hep vururum. Vurdum da karşıya geçer dedi. Ondan sonra eğer kalırsa demiş orada şey yapar. Orada öyle. Bu sefer yani almış. Demiş ki ben kim çıkacak demiş. Ben çıkarım efendim demiş. Yani Talut da böyle o da inayeti beklediği için onun seferde de çok harikalarını da görmüş Davut'un. Ses yapmamış. Orduya demiş ki kim çıkacak? Üçüncü kez ben çıkacağım. Buyur çık demiş. Bana bırakın demiş. Ya, tek başına. Yani Calut'u gebertmek orduyu gebertmek gibiymiş. Ondan sonra ordu dağılacak yani zaten. Panik yapacak. Çünkü oydur yani. Çık deyince Calut demiş ki bunu mu karşıma çıkarttınız demiş. Yani bir de bağırmış yani bunlara. Dalga mı geçiyorsun? Ondan sonra sen mi demiş beni öldüreceksin? Ne yapacaksın sen? Kuş avına mı gidiyorsun demiş. Alay etmiş. Ondan sonra peki demiş. Şimdi görürsün demiş.
Gel demiş yani Calut. Tamam. Çevirmiş, çevirmiş, çevirmiş. Bir fırlatmış. Alnından bir vuruyor. Öteki taraftan çıkıyor. Calut orada geberiyor. Ordu panikliyor. Ve kalan şeyi de zaten bu ordu bitiriyor. Şimdi bir peygamber var. Bitti olay. Bir komutan var. İşte onu ben toparlıyorum. Ondan sonra bir peygamber var veya vekili. Vekili var, asıl imamı. Ondan sonra bir talut seçilmiş. Hiç kimse beklemediği birisi. Yani zengin değil, meşhur değil, meziyeti değil. Yani bu bulunduğu komutanlık makamında yani bir asker değil. Değil de değil. Ama imanlı, işi çok iyi bilen diye bunu İsmail Aleyhisselam bunu seçmiş. Ben Yahudiler de demiş ki yani bu tanıdık değil, bilinen değil, meziyetli değil, sevkidari ordusunu görmedik. Şu yok değil. Neyse Talut'muş. Ondan sonra bununla Calut'a gidiyor. Calut. Ve o belde de Amelikan bölgesi deniliyor. Amelikan. Tamam. Ondan sonra o bölgedeymiş. Ve Calut. Çok haşmetli kendisi olmakla beraber ordusu da öyleymiş. Azametli. Zahirde zaten adam idi. Ama yani şimdiki tabirle kartonmuş demek ki. Ama güçlüymüş demek. Sonra bir zayıf damadı. Yani damadı olacak zat. Ondan sonra bir tane sapan taşı atınca, ilk atınca ordu bitti. Yani o çökünce başka bir şey kalmadı ki. Bunlarda bir coşma, onlarda kuvve-i manevi gidince bunların kalbine güven, onların kalbine Allah korku saldı. Sonra kızışınca zaten bu sapan attıkça düşürüyoruz, attıkça düşürüyor. Böylelikle muvaffak oldu. Demek ki bir Talut başkomutan olacak. Damadı da bir sapan sahibi olacak. Sapan atacak. Kullanmayın. Yani mayenleştirmeyin. Ondan sonra sapan atacak. Hiç böyle gitmeden bir sapan atacak. Kılıç yok. Yanında olacaksın. Top, mızrak yok. Taş atıyorsun. Vurulmuyor. Ama basit bir şey gibi ama hiç kimse savaşta kullanmadı, kimse hatırına gelmedi. Ondan sonra bu bitiyor. Kafadan karşıdan karşıya geçiyor. Kullanılmadığı ve ilk defa kullanılacak, kullanılan bir. Ondan sonra onunla panik olacak karşıya. Bunlar da muvaffak olacak. Silah. Sinyal bozma şey. Ha ne derseniz ama damadı atacakmış. Talut'un damadı yapacakmış bunu. O kullanıyormuş. Tamam. Bu Lazca herhalde söylüyor. Şimdi netice itibariyle ikincisini eksik olan ikisini tamamlıyorum. Şimdi Amerika'nın orada bir gazı var. Petrol. Gaz. Arabistan şurada buradakileri işte kontrol altına almak. Onunla Çin'i İşte Avrupa'yı, şunu bunu dizginlemek, Rusya'nın geliri olan mazotuna, gazını bloke etmek, tamamen köleleştirmek. Tamam. Dolayısıyla yani Rusya'nın en büyük derdi o. Rusya'nın derdi ayrı. Amerika'nın derdi ayrı. İsrail'in derdi dindir. Arz-ı mevuttur. Vaat edilen topraklar. Rusya, Suudi Arabistan'ın Amerika'nın bir gayesi var. Rusya'yı Boğazlar'dan Montreux'da bitiyor. 23'te bitiyor. Rusya gazı satıyor Türkiye üzerinde. Ama bir de Amerika tabii Türkiye'yi kaçırınca Suudi Arabistan'ın Kuveyt'in şunun bunun Bahreyn'in petrolünü Suriye'den Avrupa'ya geçirilecek. Suriye'den geçerse Rusya'nın
alternatif oluyor. Rusya bypass oluyor. Devre dışı oluyor. Rusya hem can damarıdır petrol satmak, hem de onunla Avrupa'ya hakim oluyordu. Keselim ha diyordu. Dolayısıyla Avrupa'da buraya bağlı olmak istemiyordu. Rusya onunla şey yapıyor. Ama Rusya İdlib denilen şeyde orayı Amerika'ya kaptırırsa sonudur. Ölüm kalım savaşıdır Rusya'nın. Hani onu kaptırırsa orası, orada üst bir şey değil. Üst o hattı korumak vesaire gibi gözüküyor tabii buradan düşünce. Önemli olan şey, Türkiye'nin de gayesi Cemail-i Müttefika İslam'ı kurmak. Halk zaten geliyor. İslam birliğini kurmak, alem İslam'ın peşkeş çekilen memleketini sahiplenmek. Herkes peşkeş çekiyor. Halkı da perişan, bütün ellerindeki de perişan. Perişan oğlu perişan. Bu eski ağabey olduğu için bu da buna sahip çıkıyor. Peki gide gide ne olacak? Allahu alem. Bu Talut'un şeyine bozguna uğrayacak ama şeyi bırakmayacak. Bu alem İslam'ın uyanmasına, ama çok çabuk uyanmasına zaten vesile oldu. Toparlanması vesile olacak. En son şu olacak. Olmak zorunda kalacak. İttihad-ı İslam olacak. Küfrü mutlaka karşı İttihad-ı İslam'dan başka durulmayacağını anlayacak. Ve İttihad'a destek verenler şu devletler olacak. Yok öyle bir şey ve şaşıracaksınız. Türkiye, Amerika, Japonya, Almanya, Mısır, Pakistan. 6 devlet. Bu Irak ihtilalinde Mısır var. Mısır söyledim. Şimdi Almanya diyor. Almanya, Bahtiyar Almanya diyor. Şimdi bu Irak'ta bir ihtilal olunca usta hiç yapmadığı bir şey söylüyor. Radyoyu getirin demiş. Dinlemiş. Bu o değil demiş. Götürün, daha vakti gelmedi demiş. Üstad gene devam etmiş konuşmasına, ben beklerdim ki Türkiye, Mısır, Almanya, Japonya, Amerika ve Pakistan ittihat etsin, küfrü mutlaka vursun. Küfrü mutlak, şöyle diyeceksiniz ama devletleri mutlaka, kişiler mesela bir odun gibi düşün. Bir odunda duman var mı? Var. Nur da var değil mi? Var. Yani tek yönlü yoktur. Ne kadar kuru da yasa dumanı var. Odundan kasıt bedendir. Dumandan kasıt nefistir. Nurdan kasıt ruhtur. Devletler de böyledir. İkidir. Amerika ikidir. Avrupa ikidir. Rusya ikidir. Nedir o? Gözüken değildir. Şimdi bir Avrupa ve Amerika dinin, Hristiyan'ın hakiki dinini ittiyaz eden, dustur hareket ittiyaz eden bir Amerika var. Ustad buna yeni dünya, yani Amerika diyor, İttihad-ı İslam'a yardım edecek, İslamiyet'e omuz omuza verecek. 58 Emirdağ 1'de söylüyor. Ondan sonra ne yapacak? İslam birliğine kuvvet verecek. İncil, Kur'an'a tabi olacak ve inkılap edecek. Peki şöyle bir şey söyleyeyim size. Niye Japonya ile Almanya? Şu anda Japonya ile Almanya sömürgedir. Amerika'nın sömürgesidir. Ne orduyu tutabilir ne bilir. Şimdi bu olaylarda Japonya ve Almanya özgürlüğünü alabilmesinin tek bir yolu var. Zahirde Almanya bizim karşı gibi değil mi? Değil. Bir yolu var. Almanya ile Japonya hürriyetini almanın tek bir yolu var. Türkiye ile beraber olmaktan geçer. Başka hiçbir şansı yok. Çünkü köleleştiren Amerika'nın birinci yüzü Japonya ve Almanya'yı köleleştirmiş. Bu Amerika'nın astarı olan birinci yüzü, bir de ikinci yüzü, bunu atabilmesi için, yırtıp atması için Amerika'nın karşısında duran Türkiye'nin ikinci yüzüdür. Birinci yüzü Süfyaniyet'tir. Birinci yüzü gözüken Türkiye'nin yüzü şeylerle beraber, Yahudilerle beraberdir.
Batındaki Türkiye, derin Türkiye bunun zıttıdır. Amerika'nın derini ile Türkiye'nin derini beraberdir. Amerika'nın zahirisi ile Türkiye'nin zahirisi beraberdir. Almanya'nın, hem bütün devletlerin, Almanya'nın zahirisi, Japonya'nın zahirisi, Amerika'nın zahirisi, Türkiye'nin zahirisi, Mısır'ın zahirisi, Pakistan, hep zahirisi beraber derecedir. Türkiye'nin batınısı, Amerika'nın batınısı, Almanya'nın batınısı, Japonya'nın batınısı, Mısır'ın batınısı beraberdir. Bu hadiseler kılıfını, suretini, zahirini yırtıp atacak. Üzerindeki kabusu atacak. Hakiki yüzleri çıkacak. Ve ittifak edecek. Ve küfrü mutlaka vuracak. Risale-i Nur'da Amerika'nın halinde hiçbir şey yoktur. Ama Amerika ikidir diyor. Avrupa'da ikidir diyor. Peki Risale-i Nur'da Müslümanlara gösterilen en azılı İslam'ın ezeli düşmanı kimdir? Ustad külliyatta İngiliz gösteriyor. İsrail de değil. İngiliz ezeli düşmanıdır diyor. Buraya kadar şu anda benim kanaatimi söylüyorum. O ustad İngiliz ezeli düşmanıdır diyor. İkinci kim olur? Hatırınıza kim geliyor? Rus geliyor, İsrail geliyor. Hayır, İran'dır. İran tarih boyu hiçbir zaman kafirlerle savaşmamış, Ehl-i Sünnet'le savaşmıştır. Bu Yavuz, şimdi Üstad tarihçi hayatta geçiyor. 500 sene yattığınız yeter diyor. Kur'an'ın sabahında uyanınız diyor. 500 sene yattığınız yeter. Ne demek? Yavuz, Mecmidabuk, ne? Mercidabuk değil mi? Dabuk diye hatırıma kalmış. Dabuk diye Suriye'de söyleniyor. Oraya girdiği zaman 1516-24 Temmuz'da girmiş. 500 sene diyor, 600 demiyor, 100 demiyor. 500 eklersen 2016 Türkiye aynı yere gitti. Tamam. Peki ne yaptı Yavuz? Memlüklerin sonunu getirdi. Bitirdi. Sonra ne yaptı? Doğuda İran'ı bitirdi. Başka İttihat İslam olmaz. Bu Memlükleri ondan sonra hilafet oluyor. Mısır'a sonra gitti. İran'a son verilmesi lazım. İlk önce Suriye. Türk ordusuna Türk ordusu demeyin. Muhammedi ordudur. Çünkü niye? Artık düşün ki senin için ölen bir insan olsa ne yaparsın o insana? Türkiye, Türk halkı veya Müslüman başka Arap Yarımadası'nda canını veriyor ve şehit oluyor yani. Demek ki vatandır. Ne işimiz var? İnsanın vatanıdır. Bunu diyenler tarihi bilmiyor. Yani Türklerin, o Türk ordusunun Türkiye'nin orada sürede ne işi var diyen adam o kadar cahil. Cahil mi? Hayır. Çok şuurlu biliyor. Tabii İdlib'de bugün savaş olmasa Hatay'da savaş olacak. Çünkü Hatay'a taşınacak bu savaş meydana. Ve Maraş, Urfa'da bu yapılacak. Hatay'ı çaldınız diyorlar. Çaldırıyor, tamam mı? Bunu bilmiyor değil. Bunu adam çok, evet. Bu İdlib'i kaybettin, savaşın yeri Erzurum, bak Trabzon, Erzurum, Maraş, Hatay'dır. Ve ona gerisi kesilecektir. Savaş alanı orası olacak. İdlib'i kaybettiğin anda. Tamam mı? Olacak. Onun için Türkiye'nin ölüm kalım savaşıdır. Çünkü şu memleketi, şu toprağa gidiyor. Hayal eder misiniz? Trabzon, Pontus Rum Devleti. İnaş'a Erzurum dahil. Erzurum teğet geçmiyor, Erzurum içinde. Maraş'a Sivas'ın yarısını alıyor. Maraş'a iniyorsun. Maraş komple. Hatay zaten komple. Ha? Mersin'in bir ucunu alıyor. Ondan sonrası o Vanlar her taraf onların oluyor. Savaş meydanı orası olacak. Tamam. Buralar İsrail'in ölüm kalım savaşıdır bu da. Vaat edilen topraklardır. Arz-ı Mevut oralardır. Şimdi Bizden Fırat'a kadar. Ne işi var burada diyen adam cahil değil. Halkı kandırmak içindir. İşte bile bile kandırana vatı haindir yani bunu. Şimdi Rusya'da eğer bunu İdlib'i kaybederse Amerika ve Avrupa
Rusya'yı devre dışı yapabiliyor. Çünkü Arabistan'ın vesaire petrolü İdlib üzerinde Avrupa'ya satılacak. Rusya olsa da olmasa almayacak. Almadığı anda bir de eğer Türkiye'yi kandırabilirlerse tehlike var şeyle, boğazları kapattın mı, gıda da vermedin mi, petrol da satmadın mı, Rusya denen bir şey yok. Şimdi usta tarihçi hayatta Rusya'yı, Mısır'ı şöyle tanımlıyor. Tarihçede geçiyor bak, tarihçede. Tarihçeniz var mı? Veya açar mısın cep telefonunda? De ki, fristesine bak ve oraya aç tarihçe sayfayı. Şunu bak. İdadiye de, ondan sonra tarihçe geldiği zaman onun sayfayı tıkla. İdadiye veya mülkiye. Şeyde Hasan abi, filmlerinde de Calut'u Goliath diye isimler, İbranicesi Goliath. Evet. Goliath İdadiye. Mısır veya Mısır yaz. Mısır tarihçedekini tıkla. Hiçbir maddi mülkiyet olmayıp İngiliz mektebi mülkiyet. Ha, orayı tıkla. Getir. Bak şimdi. Devletleri anlatıyor. Rusya ne olacak? İşkembesi dağılacak. Mısır ne olacak? Bak şimdi. Diyor ki işte Hindistan. Hindistan'da neredeyse yarı yarıya. Şu anda yarı yarıya oldu. Şeyde aldı ya. Pakistan'ın bir kısmını aldı. Şimdi Türkiye dedi ki Keşmir mi almış? Keşmir. Şimdi Rusya ile olan bir hadise anlatılıyor. Bediüzzaman Hazretleri Rusya'ya gidiyor. O zaman Rusya. Yani evet, Birinci Dünya Savaşı'nda orada ne tepesi diyor? Tiflis'te. Orada ben uzun olur okumayayım şeyi. Ondan sonra Tiflis. Tiflis'e gidiyor. Ondan sonra Rus polisi orada görüyor. Ondan sonra ne yapıyorsun dedi. Dedi ki ben diyor burada dershanemi, medresemin planını yapıyorum. Sen nerelisin demiş. Bitlis'teyim. Herhalde şaşırdın demiş. Burası Tiflis. Ondan sonra hayır dedi. Bitlis, Tiflis'in kardeşidir demiş. Rus polisi ne demek demiş. Bu şaşırmış. O normal adam da değil polis. Ustad Bediüzzaman diyor ki Alem İslam'da 3 nur bir arkasına inkişafa başlayacak. 3 tane nur. 3 tane nur çıkacak Asya'da. İntibah olacak. Ama Rusya'da 3 tane dibe çöküş olacak. Sizde bir üstünde 3 tane zulmet inkişafa başlayacak. Mesela bir tane çöktü Rusya. Başlayacak çökmeye. Sonra şu perde-i müstebidane, yani Rusya'nın yaptığı istibdat perdesi yırtılacak. Takallus edecek. Yön değiştirecek. Ben de gelip burada medresemi yapacağım demiş. Rus polisi demiş ki Rusya'nın çarlığı vardı, çarlık. Şaşarım senin ümidine. Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Yani hep kış mı olur? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. Rus polisi demiş ki sen de İslam parça parça olmuş. Neyin şeyinden bahsediyorsun? Rusya iki çöküş yaşadı değil mi? Ha? İkinci yaşadı. Evet. Rusya iki çöküş yaşadı. Bir çarlık, bir Sovyetler Birliği, Evet. Bir çarlık, Sovyetler Birliği şimdi bir de yaşayacak. Yaşayacak. Rus polisi demiş ki İslam parça parça olmuş. Bediüzzaman tahsile gitmişler. İslam parça parça olmuş. Nasıl yani? Şimdi tek tek söylüyor. İşte Hindistan ki yarısı, tamamen yarısı, az gösteriyor. Tamamen yarısı Müslümandır. Ne diyor biliyor musun? Ne yapacak o? İslam'ın müstahit bir velididir. Müslüman, İslamiyet'in çocuğudur. İngiliz mektebi idadiyesinde çalışıyor. İdadiye, yani ortaokul, lise. Tamam mı? Lise şeyinde çalışıyor. İngiliz mektebinde eğitim görüyor. Yani İngilizlerin sömürgesidir. Hindistan, bir devletin istihbaratı unutmayın. Kiminse o devlet onun elindedir. Unutma. Hükümet falan değil. İstihbarat kiminse o devlet onundur. Hindistan, İngiliz istihbaratının, Hindistan istihbaratı da Bangladeş'i yönetiyor. Tamam mı?
Şimdi Hindistan ne olacak? İngilizlerin işgali altında ama eğitim görüyor diyor. Şuraya bak, çözüme bak. Sonra Mısır diyor. İslam'ın zeki bir mahdumudur. İngiliz mektebi mülkesinde ders alıyor. Yani yönetim siyaseti bilmiyor İngiliz, şey Mısır. Zekidir ama bu da İngiliz'in mektebinde okuyor ama hangi mektebine? Hindistan ne mektebiydi? Ortaokul. İdeali lise. Evet, lise. Yani böyle teknolojinin böyle şey, yani yazılım diyelim şimdi. Yani böyle bir şeye sağa sola şey yapmaz. Her kim gelirse böyle lise şeyi. Fakat Mısır ise o da İngiliz'in mektebinde okuyor. O da hangi mektebinde okuyor? Siyaset mektebi ida diye. Şey, mektebi mülkiye. Yani siyaseti bilmiyor. Mursi yapamadı yani. Tamam, aynı Türkiye gibi. Ders alıyormuş o. Şu anda sömürge Mursi Sisi'nin altında vesaire inimini biliyor ama meğer halk ve Müslüman ders alıyormuş. İngiliz gene bu. Herkes şeyi görüyor. Amerika, İsrail, İran, İngiliz hepsi. Hepsi İngiliz. En büyük özelliği gözükmemesidir. Mesela vitrinlere çıkan hocalar mocalar var ya, sakın şey yapmayın, uzak durun. Kim çıkıyorsa hakiki olanlar vitrin oynamazlar. Arkadadırlar. Vitrin olanlar mecburdurlar böyle orada kariyerini korumak için karizmasını, kâ orada yaprak gibidirler. Kukladırlar, unutmayın. Şimdi İngiliz yoktur piyasada, tamam mı? Şimdi peki Rusya ne olacak? Şimdi Rusya, meselemiz Rusya. Kafkas. Şimdi diyor ki siz Kafkas yani orada. Sonra Türkistan. Türkiye Cumhuriyetler. Bak ikisi aldı, epey aldı ama daha kurtulamadı. İslam'ın iki Bahadır oğullarıdır. Kafkas. O Çeçen, Meçen. Onlara he? Dağistan, Kafkas kime diyorlar? Çeçenistan, Dağistan, bir de şey. Kırım. Tabii. Ukrayna, yani bunlar. Hepsi bu Kafkas denilir. Kafkas şeyinde. Bunlar nerede okuyorlar? Rus Mektebi Harbiyesi'nde talim ediyorlar. Askeriyede. Yani bunlar Rus'un Mektebi Harbiyesi demek, savaş ile alacaklar. Mısır siyasetten alacak. Hindistan eğitimle sıyrılacak İngilizlerden. Sonra ilahir yahu şu asılzade evlat şehadetnamelerini aldıktan sonra her biri bir kıtanın başına geçecek. Mısır Afrika'nın, Hindistan Asya'nın. Hindistan derken Pakistan içinde yani. Yani Hindistan tek başına değil. Keşmir, Pakistan ve Hindistan içinde 300 milyon Müslüman, 800 milyondur şu anda idi Keşmir almadan. 500 milyonu Hindiler, 350 milyon Müslümanlardı. Keşmir aldı. Pakistan sonra ayrıldı bu şey demeden önce yoktu Pakistan. Hindistan'dı komple. Alacak. Sonra şu asıl zade evlatlar yani. Bunlar asıldır, İslam'ın çocuklarıdır. Şahadat namelerini aldıktan sonra Hindistan eğitimle, Mısır siyasetiyle, Kafkas askeri cenkle diplomasını alacak. Alınca ne yapacaklar? Babaları, ağabeyleri olan Türkiye'ye diplomasını verecekler. Şahadet namelerini aldıktan sonra her biri bir kıtanın başına geçecek. Muhteşem, adil pederleri olan İslamiyet'in bayrağını afaki kemalatta temevvüç ettirmekle kader-i ezelinin nazarında feleğin inadına nevi beşerdeki hikmet ezelinin sırrını ilan edecektir. Dolayısıyla bu mecbur olunacak, evrile çevrile. Onun için detayla meşgul olmayın. Ahmet Mehmet'e bakın yorumlar, herkes kendi şeyine bak, ben kendi yorum değil. O netice bu. Onun için haberler sizin. Kâ moralımız o. Kâ bir sizi bulutun arkasına taşır. Değil yani böyle. Yani gözüktüğü gibi değil. Devletler ikidir. İnsan ikidir. Odun gibidir. Duman
ve nur. Tamam. O devletler ikidir. Bir gözüken, bir gözükmeyen. Amerika ikidir, Türkiye ikidir. Mesela Türkiye suretine bakın, zahirine bakın. Camileri yıkan bir sistem var. 20 bin cami katledilmiş zamanında. 20 bin. Ondan sonra Türkiye'nin şu anda TC'de biliyorsunuz şey demiyorum ama Türkiye'nin resmi dini var mı? Laittir. Bu TC'de yani benim bir şey yaptığım. Görünen bu. Ama bir de halkı var. Bu değildir. Mısır mesela zahir. İşte Rusya. Rusya'yı bu Kafkas işkembesini bozacak. Şimdi bunu Hutbe-i Şami'ye 27 ve 25. sayfa 25, 26, 27, 28. sayfalarda toplam size şöyle diyorum. Nasıl olacak bu şeyi söylüyor. Hatırıma gelirse 3 tane misal var. Ben 2 tanesini misal vereyim. Bir kurt keçiyi zorlamış. Kovalamış. Bir bakmış uçuruma gelmiş. Yani ustada diyor ki nasıl olacak yani bu kadar güçlü gözükenleri. Ustada diyor ki keçi diyor zorlandı bir bakmış ki önüne uçurum kaya. Arkaya bakmış kurt arkada keçi önde. Bu sefer izdirar vaktinde keçi dönüyor. O da hiç beklemediği yerde boynuzunu sokuyor kurtu. Kurtu delmiş atmış aşağıya. İkinci misal veriyor. Yani bunlar çok kuvvetli, çok güçlü de zayıf izim nasıl olacak? Diyor ki demir serttir, su yumuşaktır. Ama donduğu zaman demiri de parçalıyor. Allah. Bir tane de misal veriyor galiba. Ondan sonra Hutbe-i Şami'ye de veriyor. Sunnat'ta da veriyor. Bir misal da var buna benzer. Böyle şey olduğu zaman zıt zıtına inkılap ediyor. Zıt zıtına inkılap ediyor. İşte bu millet madem İttihad-ı İslam bayrağının vazifedarıdır, sancaktarıdır bu Türk milleti. Alem İslam'ın ağabeyisidir. Gemi burada battıysa burada çıkacaktır. Ondan sonra tekrar bunu başa getirecektir Allah'ın izniyle. Ondan sonra seyredin bak Davut bir sapanla Calut'u indirdi. Calut indirince panik başladı. Panik başlayınca Allah Allah. Hem de atmaya devam etti. Diğerleri de onun işini bitirdi. Öyle olacak. Bir soru bana verin abi. Şimdi bütün bunlarla Ayasofya'yı nasıl bağlayabiliriz abi? Evet. Çünkü şimdi söylemiş, şimdi daha abi. Önce de anlattığım için o zata o ne olacak dedi. Şimdi bu Suriye bu İdlib'de kalmayacak. Bu oraya doğru olacak. Şeklini bilmiyor. Ama bu devletlere İngiliz başta bu işi çeviren hep İngiliz'dir. Amerika'da bak İngiliz, İran, İsrail ondan sonra Amerika, Rus bilmem ne hepsiyle savaşıyor. Bunlara karşı savaşa girmek deli olmak lazım, aptal olmak lazım. Ustadım bir talebesi var Tahsin Tola demiş ki böyle daha girme mağlup olarak girecek diyor. Yani girmedi mağlup yani. Zaten mağluptu. Türkiye 90 seneden beri onların sömürgesi. Yani çok acayip. Şimdi başörtülü olanları okutmadılar. Namaz kılanları attılar. Namaz kılan bir tane insanlar böyle cihazları yapıyorlar şimdi. Yani anlıyor musun? Şimdi ustad diyor ki bizim karşımıza diyor tek hayatlılar çıkmasın, iki hayatlılar çıksın. Ahirete inanmayan savaşmaz kardeşim. Aptal mı? Niye öyleyim? Biz iki hayatlıyız. Tamam. İnanın bir dünya bir ahiret hayatımız var. Onların tek hayatı. Niye vereyim diyor. Kime vereceğim ki diyor. Almanya niye çocuk? Avrupa niye çocuk yapmıyor? Niye ben hayatımı hayatına feda edeyim? Çocuğa çalışayım. Benim dünya yaşadım o kadar diyor. Onun için nesli olmuyor. Biz diyor iki hayatlıyız. Niye ölümü güzel görüyoruz? Çünkü orası buradan daha kaliteli. İnandığımız için. Tamam. Hacı Murat'tan inip Mercedes'e binmek gibi. Ondan sonra iki hayatlı olanlar. Şimdi Tahsin Tola abi diyor ki mağlup olarak gireceğiz diyor. Ondan sonra Şam'ı fethedeceğiz diyor. Şam fethedilecek diyor. Muhammedi ordu olacak. Şam'a girerken Türk ordusu olacak. Şam'a doğru giderken Türk ordusu. Şam'a doğru giderken azgınlaşacak. Muhammedi orduya dönüşecek. Yani alem İslam demek ki katılacak. Suudi Arabistan yönüsü şeyine bakma İngiliz'dir o. O Beni Kubeyza mı ne? Yahudilerin torunlarıdır şu anda kral. Kureyza. Kureyza. Yahudidir o. Suudi Arabistan'ın Yahudidir.
Müslüman değil yani. Değil. O Suud kavmi o. Vahhabiliği kuran adam da. He, kendisi Yahudi. Yok, neseben de Yahudidir. Yani tahkir için demiyorum. Neseben odur. Ondan sonra ona bakmayın. Halk ehli sünnettir. Patlatacak onu. Peki ne yapacak? Türk ordusu Şam mağlup olarak girerken Türk ordusu Şam'ı fethetmeye doğru giderken Muhammed'i orduya dönüşecek. Aleyhisselam Şam'ı fethedecek. Şam'ı fethedince Ak Mescidinde Cuma'yı kılarken nerede abi? Ak Camii, Ak Mescidi. Ondan sonra Şam'da. Ondan sonra tam kılacağıyken semadan İsa Aleyhisselam nuzul ediyor. İmanın feraseti basiret, dirayet, feraset sahibi. Zaten o zat onu kıldıracak. Şam'ı fetheden zat Mehdi'dir. Onu fethetmeye mi bilmiyorum. Şam'ı fethettikten sonra mı veya Şam'ı fethetme gücünü almak için mi bilmiyorum. Şam'a giderken mi aldıktan sonra mı bilmiyorum ama Türkiye'deki o Müslüman hamiyeti aliyeyi feveran ettirmek ve rahmet ilahi celbine vesile olmak için Ayasofya'yı açacak. Ayasofya çok zorunda kalacak. Ve Risale-i Nur'u okullara ders olarak koyacak. Çünkü küfür şeyini belini kıran budur. Ondan sonra Ayasofya'yı açtı mı kapatan devre dışı oldu demektir. Hani Ayasofya cami değildir. Müzede değildir. Güç dengesidir. Kimin adına çalışıyorsa o hakimdir Türkiye'ye. Tamam. Kim kapattıysa açılırsa o devre dışı oldu demektir. Alameti bu olacak. Ondan sonra o yüzden bekleniyor aslında. Bekleniyor. Çünkü kim kapattıysa onu ortadan kaldırmadıkça halk peki o nasıl kalkacak bilmiyorum ama nasıl İngiliz mi abi? İngiliz. Fakat İngiliz'in ellerle yapıyor. Kalemlerle yapıyor. Allahu alem Cumhurbaşkanlığı arşivi var. Her şeyin, kameraların, kayıtların, yazıların, devletin bütün sırlarının olduğu Cumhurbaşkanı biliyor. Cumhurbaşkanları bilir. Bir kayıt şeyi var, kayıttadır. Allahu alem Sibel bir saldırı mı olacak? Şimdi şöyle bir saldırı oldu Hasan abi. Bir kadın, Belçikalı bir kadın Ayasofya'da çırılçıplak soyunup video çekip atmış abi. Şimdi mi? Yok. Yeni. Şey diyor. Ha yeni. Bu da güzel. Bu da yeni. Bu da güzel. Şimdi bak. Burada yapmış. Böyle İslam'ın şey olduğu yerlerde birkaç yer daha söylediler de unuttum ben. Tamam. Şimdi yeni mi yapmış? Yeni yani. Tamam. Şimdi Cumhurbaşkanı arşivinde... Bu olabilir mi yani abi? Yok. Başlangıcı olabilir. Bu sefer o... Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet kurulduğu zaman 1920'den beri bütün, hatta 1920'den beri bütün kayıtlar, bütün videolar, bütün resmi yazışmalar, her şey Cumhurbaşkanlığı arşivinde var. Allahu alem bir Sibel saldırıyla mı veya başka bir sebeple mi Cumhurbaşkanlığı arşivi deşifre olacak. Yani vatandaşa açılmayacak, böyle deşifre edecek adam. Videolar ortaya çıkacak. Kayıtlar çıkacak. Ortaya. Ondan sonra bu çıktığı zaman nasıl olacağını bilmiyorum ama böyle bir patlak verecek. Sonra akabinde Ayasofya açılmak zorunda kalınacak. Ayasofya'yı kapatma zihniyeti kapanacak. Ayasofya açılınca kapatma zihniyeti kapanacak. Bu neyi tetikleyecek? Geç. Onları diyemiyorum.